Bu büste hayranım. İçimde inanılmaz yoğun duygular uyandırıyor. Size sakin ama odaklanmış bir şekilde dikkatle bakıyor. Hafif bir gülümsemesi var. Bu gülümsemeden ironik anlamlar çıkarılabilir. Metropolitan Müzesi bu büstü alabildiği için gerçekten çok şanslı. Müze bu büstü 1996'da aldı. Ve bu adamın kim olduğunu bulmak için de çok uğraştı. Çok gizemli bir büst. Poz veren kim? Bu büstü kim yaptı? Peruk ve zırh gibi ayrıntılar bize birkaç ipucu veriyor. Peruk 17. yüzyıl tarzında. Zırha yakından baktığımızda ise bize hikayenin büyük bir kısmını ayrıntılarıyla anlattığını görüyoruz. İlk olarak gözümüze Büyük İskender çarpıyor. Bunun bir anlamı olmalıydı. Buradan yola çıkınca bir arkadaşım bana Alexander Menshikov isimli bir adamın portresini gösterdi. Menshikov, ünlü Rus çarı 1. Petro tarafından 1703'te tüm Rus ordularının başına getirilmişti. Önemli bir devlet adamı ve askerdi. Gösterişli tavrıyla ünlüydü. 1. Katerina'nın başa geçtiği kısa dönem boyunca ülkeyi neredeyse tek başına yönetti. Çok güçlü bir adamdı ama Katerina öldükten sonra Sibirya'ya sürgüne gönderildi. Anısını silmeye çalıştılar. Aristokratlar hiçbir izinin kalmasını istemediler. İşte bu yüzden sadece ondan az portresi günümüze ulaştı. Yazılı tasvirlerinden biliyoruz ki Alexander Menshikov'un geniş bir alnı vardı. Güçlü bakışlara ve gözlere, çok ince dudaklara sahipti. Bu gördüğümüz eser onu sonsuza kadar yaşatmak için yapılmış. Eseri yaptıran kişi ve eseri yapan sanatçı bu konuda hemfikir olmalılar. Sanatçı, ahşabı ustaca şekillendirerek Menshikov'un kişiliğini yansıtmayı başarmış. Her ne kadar büstü yapan sanatçının ismini bilmiyor da olsak, bu bir başlangıç. Eser bize şimdiden pek çok şeyi anlattı. Ve devamını keşfetmek için zamanımız sonsuz.